trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Billy point two just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on these two. Made the whole year in a week too. Main chick out of their league too. Side chick out of their league too. Günaydın herkese. Size yaz bitti demek isterdim ama yaz hala bitmedi. Bodrum'dayız. Tarihler hemen söylüyorum kaçı gösteriyor. 17 Ekim. Yani 17 Ekim ve hava böyle. Hava inanılmaz güzel. Bu sene 29.sü düzenleniyor. Annem komitede olduğu için ben komite teknesindeyim. Bu sene teyzem de bize katıldı. Teyzem, annem, ben. Füsun abla, Murat abi, Ege, bu teknedeyiz. Bugün yarışlar başlıyor. Saat 12'de başlayacak sanırım. Şimdi uyandık. Kahvaltı falan edeceğiz. Daha sonra hareket ederiz muhtemelen. Çünkü bizim teknemiz Bodrum merkeze yanaşamadı boyutundan dolayı. Biz diğer tekneleri Bodrum merkeze yakalayacağız. Daha sonra da yarış başlayacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Görüşürüz. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will drown. The Bodrum Cup'un start attı. Ve start attı hemen tarihini. Ligörümüzü Şamandıra ile ta ileride yayınmışlar. Yelkenleri açık olmayan ve turuncu bir bayrakla arasında bir çizgi geldiğimizde o start attı. Start yönü, start yönü de biliyoruz. Start yönü Gökova'ya doğru içeri. Şu anda tekneler start çıkıyor. Bu start benim. İçinden geçmeyenler yani Şamandıra'yla o hakem bulunduğu arasından geçmeyenler startı kabul edildi. Onlara 360 cezası veriliyor. Dönüp tekrar gidiyorlar. Şahanesiniz. Teşekkür ederiz. Verildi. Ama biz yarışmıyoruz çünkü annemler komitede olduğu için biz komite teknesindeyiz. Nereye gideceğiz? Teyzem. Burada teyzem. Yeni komite üyesi. Evet artık ben de. 2018'de 30.da teyzem de komitede. Şimdi sanırım şeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Tavşan. Tavşan bir şey. Kisebükü'ne doğru gideceğiz. Orada arada denize gireceğiz. Çünkü hava çok çok sıcak ve çok güzel. Bak, gidiyorlar şimdi. Evet, başladılar. Şimdi denize girmeye geldik. Çok sakin bir yere geldik. Şimdi bu koyda denize gireceğiz, yemek yiyeceğiz. Tekneler yarışıyorlar şu anda. Biz biraz daha mavi tur edasıyla takılacağız. Yarışmadığımız için. Şimdi denize gireceğiz, yemek yiyeceğiz. Umarım deniz çok soğuk değildir. Yani hava çok sıcak, umarım ama deniz soğuk değildir. Masmavi görünüyor. Şimdi GoPro'mu ayarlayıp GoPro'mla girmek istiyorum. Umarım ayarlayabilirim, bir aksilik çıkmazsa. GoPro ile birazdan suya atlayacağız. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. It's how we learn and how we grow.
devam ediyorlar. Bugün burada böyle bir çember oluşturulacak. Bir dakika, susuyorlar mı? Yanına geleceğim. İşte bu köy aslında imara açılması diye yapılan bir aslında bu denilir. Aktivite. Şey. Buraya dikkat çekmek, buranın binalarla dolmasını bir parça da hani biz sağlayabilirsek diye bütün tekneler burada toplandılar. Bir çember oluşturulmuş. Dikkat çekmek. Çevre mesajı verildi. Evet, bir çevre mesajı. Çek, çek, çek. Evet. Şu telefonu aşağı bir düşürüyor. Bizim bir kere bu oldu şeyde. Nerede oldu? Kimin telefonu işte? Yabancı birisine. Teknede yabancı birileri vardı. Adam bir fotoğraf çekti. Başlıyor. A dostlar. Başlıyor. Ha başlıyor. En yaygaracı. En eğlenceli bir doğum. Evet. Oraya parası çalmıyor. Günaydın. İkinci gündeyiz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi anma törenine gideceğiz. Bugün Kisebükü'ndeyiz. Kisebükü'nden Bodrum merkeze gideceğiz. Bugünkü etabımız bu şekilde. Tabii biz yine yarışmadığımız için denize girip bol bol güneşleneceğiz. İkinci günümüz başladı. Gustavo anlatmak ister misin? Annesi anlat. Dün anlattığımız koy çevreyle ilgili ha, burası. Şimdi Kilisebükü burası. Kilisebükü de deniyor. Kilisebükü. Buranın maalesef imara açılma gibi bir durumu söz konusu gündemde. Şimdi bu güzel yeşil, yemyeşil alanı istemiyoruz. Böyle betonlaşmasını istemiyoruz. Bu böyle doğal kalsın. Yapılaşma olmasın diye. Evet, şu güzelliğe bakın. Gerçekten cennet.
Burası bir cennet, gerçekten cennet. Şu teknenin minnoşluğuna bakar mısınız evet. ya? Burası aslında adı Kisebükü deniliyor şimdi ama Kilisebükü. Kilisebükü. Burada zaten kalıntıları duruyor kilisenin şu arkamızda. Bu güzel yeşillik yok olmasın. Hatta çamlar var, evet. zeytinler var burada. Şahane bir doğa var. Evet. Bu da deniz muhteşem. Deniz, evet. Gemisi. Ay, gemisi ne? Algida gemisi. Algida teknesi. Ne yersiniz? Ay. Ne yesem acaba? Ne yesem? Ne yesem? Ben vanilya karamel istiyorum. Bodrum merkeze geldik. Bugünkü Sebükü Bodrum arasındaydı yarış. Biz tabii ki yine yarışmadık, sadece denize girdik. Şimdi Bodrum merkeze geldik. Yemek yedikten sonra Marina Yacht Club'a gideceğiz. Birazcık müzik dinleyeceğiz. Sonra yarın 3. güne geçeceğiz. Yarınki etapta da Bodrum merkezden Palmarina'ya bir yarış olacak. Muhtemelen biz yine yarışmayıp sadece denize gideceğiz. 3. gündeyiz. Yine yarışmıyoruz. Şimdi bugünkü etap Bodrum merkezden Palmarina Yalıkavak'ıydı. Ancak biz şimdi bir mola vereceğiz. Çatalada diye hatırlıyorum. Çatal koyu, Çatalada. Onun gibi bir şey öğrenip şuralara yazacağım. Oraya şimdi yemek yemeye geldik. Orası da şurası. Belki denize gireriz. Şu an poları giydiğime bakmayın. Çok rüzgar estiği için giyiyorum ama hava gerçekten çok sıcak. Suratımdaki renk farkını ilk günle aramda görebilirsiniz muhtemelen. Bayağı bir yandım. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra artık benim son günüm. Ben yarın sabah gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum. O yüzden bugünün keyfini çıkarmaya, tadını çıkarmaya çalışacağım. Bol bol denize gireceğim. O yüzden kamerayla çok uğraşamayabilirim. Bugünün keyfini çıkaracağım. Ondan sonra da yarın maalesef gidiyorum. Çok çok güzeldi. Bugün Palmarina'da eminim çok güzel olacaktır. Son günkü sadece yani en çok üzüldüğüm şey MFÖ konserini kaçıracak olmam. Son gün cumartesi akşam MFÖ konseri var. Onu kaçırıyorum. Umarım seneye bütün programı yakalayabilirim. Bir işim olmaz da hepsine katılabilirim. Şimdilik böyle. 3. gün güzel gidiyor. Bakalım. Yunuslar geçiyor. Haa şurada. Ah çok güzel. Hadi. Nereye gittiler? Dur gel öne geçelim. Arkadaşlar, Banu Şen'in kanalına hoş geldiniz. Palmarina'ya geldik. Palmarina'nın neresine geldik ya? Geçen sene burada değildik. Geçen sene ortadaydık. Aynen o yüzden. Geçen sene de buradaydık. Geçen sene burada değildik. Biraz daha içerideydik. Yok buradaydık çok eminim. Geldik şimdi ben bavul alacağım çünkü bavulum kırıldı. Geçen Kaş tatiline gittiğimde kırılmıştı. O yüzden yeni bir bavul almam gerekiyor. Şimdi bavul alacağım. Biraz gezeceğiz. Ve benim son akşamım böyle bitecek. Yarın dönüyorum artık. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bodrum Kapı seviyor musun?
Evet, çok seviyorum. Ama en sevdiğim bu seneki oldu, evet. Nedense. Sen de herkese yelkeni tavsiye eder misin? Ederim. Ama ilk önce ben kendime tavsiye edip öğrenmek isterim. Evet. Sonra onlara tavsiye etmek isterim. Çok eğlenceli, çok keyifli bir şey bir de yani, yaşam tarzı. Evet, ekip ruhu. Evet. Çok sevdim. Merhaba. Ha, yelken, evet. Tabii. Bu da şeyden. Bir tane getiriyorum. Mahaypol gibi bir şey. Hayır. Pastanın üzerinde mi pişmiş? Evet. Pişmaniye. İlk defa görüyordum ama böyle pasta. Gittiğimiz yerlerde soruyorlar. Ne o meşhur kızlar bilmiyorum işte. Kadın yan tekne eğleniyor. Çok güzel eğleniyor. Evet. İşte şu var hemen. Evet, Bodrum Cup artık benim için bitti sayılır. Son saatlerim, sabah gidiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben 3. kez katıldım. Umarım seneye de burada olacağım yine. Çok çok keyifliydi. Çok keyif aldım. Geçen seneki etaplarda Yunanistan'da vardı. Bu sene sadece Bodrum'daydı. Ve açık söylemek gerekirse en eğlendiğim, en keyif aldığım sanırım sıralamada bir numara bu seneki oldu. 29. Bodrum Cup oldu. Çok çok eğlendim. Çok güzeldi. Çok iyi vakit geçirdim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.